videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. İslam dininde ibadetin önemini bilmeyenimiz yok. İbadetler sayesinde pek çok insan küçük ya da büyük günahlardan uzak kalır. Bu şekilde nefsini terbiye etmeye çalışır. Tabii sadece ibadet ile değil, hayatımızın her anında dikkatli olmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi şeytan asla boş durmayacaktır. Özellikle şeytan ibadetlerini yapmaya çalışan insanları daha çok rahatsız eder. Zaten onun yolunda gidenleri kandırmayı başarmıştır. Şeytanın en büyük hilesi ise insanları ibadetlerden soğutmaya çalışmasıdır. Özellikle zorlu bir imtihan yaşıyorsanız ve şikayetçiyseniz şeytan hemen burada devreye girer. Sizi isyan denilen çok büyük bir ateşin içine atar. Bu ateşin içinde olduğunuzu çoğu zaman fark etmezsiniz bile. Allah'ın yarattığı kurallarına karşı gelmek aslında en büyük günahlardan biridir. İsyan yüzünden cehennemlik bile olabilirsiniz. Eğer böyle alışkanlığınız varsa hemen tövbe edin. Ölümden sonra her şey için çok geç olacaktır. Allah'a isyan 3 şekilde olabilir. 1 numara. Bir kimse Allah'a inanır, Allah'ın emirlerine ve Allah'ın hayatına karışma yetkisine inanır, Allah'ın kulu olduğunu kabul eder ama pratik hayatında Allah'ın emirlerini uygulamadığı gibi onların aksini yaparsa bu kişiye fasık denir. 2 numara. Bir kimse Allah'a inanmaz, Allah'ın kendi hayatına karışacağını reddeder ve Allah'ın hayatına karışma birimleri olan kitabı ve peygamberiyle ilgilenmez ve böylece Allah ile irtibatını koparıp başka birilerine bağlanırsa bu kişi kafirdir. 3 numara. Eğer kafir olup Allah'a isyan eden kişi, Allah'a inkar eden kişi, yani kafir olan kişi bir de insanları kafir olmaya ya da kendisine boyun eğmeye, kendi kanunlarına, kendi düşüncelerine boyun eğmeye zorlarsa o zaman bu kişi tağuttur. Kur'an-ı Kerim insanların dünya ve ahiret mutluluğu için uymakta zorunlu bulunduğu bir takım emir ve yasaklamalar getirerek örnek toplum modeli çizer. Bu modelde insana düşen görev ise emrolunduğu gibi yaşaması, Kur'an ve sünnetten ayrılmaması, Allah'a itaat sınırlarının dışına çıkmaması ve ona isyankar bir kul olmamasıdır. Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra da meleklere Adem'e secde edin dedik. Hepsi secde ettiler. Yalnız iblis etmedi. O secde edenlerden olmadı. İsyankarlardan oldu. El-Araf 7-13. Görüldüğü gibi Allah'a karşı ilk olarak şeytan isyan bayrağını açmış, bununla daha sonra Allah'ın meclisinden kovulmakla cezalandırılmıştır. O da Allah'tan dünya hayatı boyunca kendisine asilerden arkadaş edinmek için izin almıştır. Allah buyurdu, haydi sen yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan, insanlardan sana kim uyar, bana asi olup isyan ederse bilin ki sizin hepinizden derleyip cehennemi dolduracağım. Azdıran sizler de, size uyup yoldan çıkan insanlar da cehenneme gireceksiniz. El-Araf 7-18. Allah'ın emirlerini dinlememe hali ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'le başlamıştır. Bütün peygamberlerin tek gayesi bu emir ve yasaklar çerçevesinde insana daha yaşanabilir bir hayat modeli çizmek olmuştur. Dua bir ibadettir ve duanın da diğer ibadetler gibi vakti vardır. Sıkıntılar ve musibetler o duanın vaktidir. Bu vakitleri dua ile geçirmek gerekir. Bela ve musibetler geçene kadar o duanın vaktinin devam ettiğini bilmeliyiz. Kişi sistemi kendisine ve nefsine yapmalıdır. Allah'a sitem etmek, haşa, kulluk edebiyle bağdaşmadığı gibi musibeti de arttırır. 1 numara, şöyle düşünmeli. Bu Allah'ın benim hakkımda takdir ettiği bir kaderdir. Kaderime razı olmalıyım ki bu imtihandan başarıyla çıkayım. Çünkü razı olmamakla ve itiraz etmekle de bu işi düzlüğe çıkarmam mümkün değildir. Öyleyse hem dünyamı hem ahiretimi riske atacağıma, yalnız dünyanın bu, belki de kısa zaman içinde bitecek olan imtihanına sabrederek ahiret hayatımı kurtarmam gerekir. Bu aklı selimin gereğidir. 2 numara. Allah'ın kaderinde merhametsizlik ve adaletsizlik asla yoktur. Çünkü kaderin sahibi Allah Rahman ve Rahim'dir. Adil ve hakimdir. Kim bilir belki bu imtihanla benim günahlarımı affetmeyi ve cennetteki derecelerimi yükseltmeyi amaçlamıştır. Öyleyse kadere rıza göstermeliyim ki kaderden ve dini zarardan kurtulayım. 3 numara. Kur'an'da sık sık Allah'a tevekkül etmemiz isteniyor. Tevekkül demek Allah'a güvenmek, ona teslim olmak, her yönden onun iyilik yapan bir ilah olduğuna inanmak demektir. Çünkü iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti, dareyni iktiza eder. Nursi Sözler sayfa 314. Kadere iman eden kaderden kurtulur. Düsturu bu gerçeğin ifadesidir. 4 numara. Şunu unutmamalıyız ki yukarıda da işaret edildiği üzere mevcut sıkıntılardan ötürü Allah'a isyan etmek, ona karşı gücenme vaziyetini göstermek bu sıkıntıyı ortadan kaldırmadığı gibi bunu daha da arttırır.
Bu gerçeği işaret eden Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadeleri dikkate değer. Kaderi tenkit eden başını örse vursun, kırar. Rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır. 5 numara. Sıkıntıdan kurtulma ümidini taşımak ve Allah'ın bir kurtuluş yolunu her an gösterebileceğini düşünmek, insanı rahatlatan ve aynı zamanda Allah'ın rızasını kazandıran bir düşünce tarzıdır. Allah'tan istekte bulunun. Allah kendisinden talepte bulunanları sever. En faziletli ibaret, sıkıntıların giderilmesini, yakında biteceğini düşünerek, bunu Allah'tan ümit ederek beklemektir. Manasına gelen hadisin bu tavsiyesini göz ardı etmemek gerekir. 6 numara. Allah'ın sonsuz rahmetinden ümidi kesmek, Allah korusun, çok tehlikeli bir yola girmek anlamına gelir. Çünkü şeytan bu ümitsizlik penceresinden kişiyi Allah'a karşı suizan beslemeye ve suiedepte bulunmaya yönlendirir. Allah'ın artık kendisine merhamet elini uzatmayacağını düşünen bir insan her an şeytanın tuzaklarına düşmeye hazırdır. Unutulmamalıdır ki ümitsizlik imanla bağdaşmayan bir düşüncedir. Allah'ın rahmetinden asla ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü kafirler topluluğu dışında hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Yusuf 12:87 mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir. 7 numara. Şevk ümitsizliğin zıttıdır. Şevki kıran ise ümitsizliktir. Bediüzzaman'ın özet ifadesiyle hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise metiyesidir, binitidir. İşte hikmetiniz, gayretimiz, çabanız. Şevke binip mübarezeyi hayat meydanına çıktığı vakit en evvel düşmanı şehit olan yeğiz ümitsizlik rast gelir. Kuvve-i maneviyesini kırar. Siz o düşmana karşı kılıncını yani Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Zümer 39:53 manasına gelen Allah'ın emrini bir kılıç gibi istimal ediniz ve ümitsizlik düşmanını mutlaka öldürünüz. 8 numara. İnsan başına gelen sıkıntılardan dolayı şikayet etmeye hakkı yoktur. Çünkü a. insanın vücudu Allah'ın isim ve sıfatlarının tecelli ettiği bir modeldir. Allah'ın isim ve sıfatlarının manaları ve hükümleri birbirlerinden başka ve farklı oldukları için tecellileri de başka ve farklı olarak insan vücudunda tezahür edecektir. Mesela Allah'ın Şafi ismi kendini insan vücudunda göstermek için hastalığı gerekli kılar ve insan hastalanır. Şifayı da Şafi isminden dilenir. Mümit ismi de vücudun vakti gelince ölmesini ister ve öldürür. Müsavir ismi insan vücudunda tasvir hakikatiyle tebarüz etmek ister ve her aza ve organa bir şekil bahşeder. Bütün bu isimler tecelli ederken insan vücudu sürekli hareket ve değişimlere maruz kalır. Yani zahmet ve sıkıntıya girer. Ama Allah bu sıkıntı ve zahmetin karşılığını insana varlık, hayat, ruh, insaniyet, İslamiyet, iman gibi nimetlere vererek zaten ödemiştir. Yani insan bir çeşit modellik ve mankenlik ücretini peşinden aldığı için bu hareket ve sıkıntılardan şikayet etmeye hakkı yoktur. Tıpkı terzinin ücret karşılığında tuttuğu model üzerinde elbise provası yaparken modeli kaldırıp oturtarak verdiği zahmet gibidir. Modellik yapanın terziye neden beni oturtup kaldırmak ile zahmet veriyorsun demeye hakkı yoktur. Zira modelin görevi terzinin ustalığına prova olmaktır. B. İnsana verilen hayat içinde birçok istidat ve kabiliyetler vardır ki bunlar gelişip büyümemiş çekirdek hükmündedirler. Nasıl ki çekirdek ağaç olabilmek için birçok merhale ve hareketlerden geçer, toprağa gömülür, sulanır, budanır vesaire. Şayet bu süreçlerden geçmez ise hiçbir zaman gelişip büyümez ve ağaç olmaz. İnsan da hayatın zorluk ve sıkıntılarını görmeden hayat içine konulmuş istidatlarını inkişaf ettiremez. İnsan hayatı boyunca hiç zorluk ve hastalık görmese, sürekli rahat ve sabit bir hayat yaşasa, olgunlaşıp kamil bir insan olamaz. Bu hakikatleri akla yaklaştırmak için bir örnekle konuya bakalım. Kaba saba işlenmemiş bir taş düşünelim. Bu taş bir ustanın eline verilse, usta elindeki sert ve kesici aletleriyle bu kaba saba taşı yontmaya başlar. Yontma esnasında taş elbette ki parçalanacak ve kırılacaktır. Şuuru olsaydı ağlayıp üzülecekti. Ancak belli merhale ve süreçlerden sonra o kaba saba taş harika ve mükemmel bir sanat harikası olur. Şayet o taş ustanın elinde o merhalelerden ve süreçlerden geçmeseydi eski haliyle kaba saba değersiz bir taş olarak kalırdı. İşte o kaba saba taşın paha biçilmez bir sanat harikasına dönüşmesi çektiği sıkıntı ve yutulma merhaleleri sayesindedir. İnsan da ilk doğduğunda aynı o kaba saba taş gibidir. Sonra hayat süreci içinde Allah'ın zorlu ve çetin terbiyesiyle insan kamil bir makama ve halife-i kainat derecesine ulaşır. Yani insan kamil ve mükemmel olabilmesinin yolu
hayat yolu üzerinde hastalık, sıkıntı, kader, hareket ve imtihan süzgecinden geçmesiyle mümkündür. Şayet insan bu süzgeç ve süreçlerden geçmez ise hayatı sanki hiç yaşanmamış gibi ham ve basit bir seviyede kalır ki bu da yok ve yaşanmamış hükmündedir. C. İnsan bu dünyayı istirahat etmek ve lezzet takip etmek için değil, ibadet ve kulluk için gönderilmiştir. İbadet ve kulluk da iki türlüdür. Birisi müsbet, diğeri ise menfidir. Müsbet ibadet, Allah'ın kitabında bildirdiği emir ve yasakların hepsine denir. Menfi ibadet ise insanın hayat yolculuğunda karşılaşmış olduğu musibet ve sıkıntılardır. İnsan bu musibet ve sıkıntıları sabır ve tevekkül ile karşılar ise hayatı büyük bir sevap ve ibadet kaynağına çevirmiş olur. Zaten insanın dünyaya geliş gayesi de ibadet ve kulluk olmasından bu musibet ve hastalıklar insan için tam bir fırsat oluyor. Geliş gayesine kuvvet veriyor. Bu menfi ibadetlere riya ve gösteriş girmediği için halis bir ibadet oluyor. Halbuki müsbet ibadetlerde riya ve gösteriş tehlikesi sürekli vardır. Bu musibetler insan için hem olgunlaşma vasıtası hem de sevap kaynağıdır.